Ebru Uygun, Tuvano Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı kurucusu ve başkanı. Aynı zamanda yaklaşık 11 yıldır profesyonel olarak Ebru sanatçısıyım. Kitap yazarlığım var, söyleşiler yapıyorum ve ikiz çocuk annesiyim. Esasında çok eskiye dayanıyor ama tabii ki hep şunu söylüyorum. Yani o yaşlarda vakıf kuracağım, ileride bu kadar çocuğa ulaşacağız diye bir düşünce yoktu. Yani ileriki hayallerim içinde bir vakıf kurmak yoktu açıkçası. Ama hayat beni bir şekilde hep o alanın içine bir şekilde itti diyelim veya sürükledi. Ve çok da mutlu olarak ayrıldım her seferinde. İlk 11 yaşında başlayan bir hikaye baktığınızda bir arkadaşımın yönlendirmesiyle orada Almanca konuşmak isteyen bir teyzeye gittim ben ilk. Çünkü Avusturya Sesi mezunuyum ben aynı zamanda. Demin Ebru Uygun kim dediğinizde onu da iletmeyi unuttum. Almanca konuşmaya gittim. Fakat benim ilgimi bahçede oynayan çocuklar çekti. Dörlercide de biliyorsunuz kimsesiz çocuklar barındırılıyor. Ve o çocuk, ufak bir tane kız çocuğun ağlayışı çok beni duygulandırdı ve direkt onun yanına koştum. Yani şimdi dün gibi bile hatırlayabiliyorum o kadar yıl evveliyatını. Çocukları mutlu etmek çok kolaydır. Çocuk çok naiftir ve tamamen saf duygu. Ve o zaman çok etkilenmiştim çünkü ufacık bir sohbetimle kahkaha atmaya başladı. Ve orada bir bağ oluştu bizim hayatımızda onunla birlikte. Hep diyorum ben, yani esasında onunla birlikte çıktığımız yolculuk yıllar sonra milyonlarca çocuğun esasında umudu oldu, o kız çocuğunun gülüşü. Onunla başlayan bir serüven. Sonra 14-15 yaşlarındayken bir hocamın Darı Doğu Beyazıt'a bir desteği vardı. Kitap topluyordu, kıyafet topluyordu. Ona yol verdim, onunla birlikte el verdim ve onunla birlikte çalıştım. Arkasından hep hatırladığım, eskiye döndüğümde 14 yaşında anneannemin beni Eyüp Sultan'a Aşevin'e götürmesiydi. Orada yemek yapıyordum ben anneannemle birlikte. Bunlar hepsi tabii ki birikti hayatımda ama hani dediğim gibi ben vakıf kuracağım formatında değildi. Ama nereden olduysa 20 yaşlarında yurt dışında okurken, işletme mezunuyum ben aynı zamanda da, Fransızca eğitimi aldım. Orada çalışmak istedim yurt dışında ve Türkiye'den çok destek geliyordu Güney Afrika'daki çocuklara yönelik. Orada çok ciddi bir çalışma yapılıyordu benim çalıştığım kurumda. O benim ilgimi çekti ve orayla şu çağrışım yaptı esasında. Yıllar evvel Almanya ile yapılan bir projede yine bir gönüllü olarak, staj olarak çalışmıştım. İlkokuldan sonra çalışan çocuklar atölyede, Türkiye'deki üzerine bir çalışmaydı. Hemen o çağrışım yaptı ve ilkokuldan sonra çocuklar neden çalışıyor, neden okumuyor? Orada birdenbire vakıf kurma esasının sinyali doğdu bende. Yani o çocukların en temel hakları olan okumak ve okullar ellerinden alınıyordu esasında. Ve bu tabii ki ekonomik şartlar dolayısıylaydı ve o zamanlar benim o dönemde, yani 28 yıl evveliyatında mecburi değildi ilkokuldan sonra okula gitmek. Ve orada bir heyecanlanıp bu çocuklar okumalı, okumak her çocuğun hakkıdır. O yüzden de Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, kız erkek ayırtım yapmadan o çocukların hak ettiği yerler okullar olmalı diye bir heyecanlandım ve daha isminin ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu bilmeden vakıf kurma, bir şeyler yapabilme çalışmaları içimde doğdu, heyecanlandırdı beni ve o şekilde yola çıktık diyelim. Evet, uzun bir hikaye esasında, ben de konuştuğumda hep düşündüğümde hatırlıyorum. Esasında bir şekilde hayat sizi o yola evriltiyor. Eğer siz de o kademe kademe devam ederseniz hayatta olmanız gereken yolu bir şekilde buluyorsunuz esasında. Ya yani esasında ben hep gece yatarken huzurlu yattığımı ifade ediyorum herkese. Çünkü vakfı kurarken de hani 5 çocuk değildi. Yani sadece bu yardım etme mantığı değildi. Bu bir farkındalık olması gerekiyordu. Yani eğitimle ilgili bir farkındalık yaratılması gerekiyordu. Bunu bir nevi bir şekilde başardığımıza inanıyorum. Birçok alandan başardığımıza inanıyorum. Evet, okuttuğumuz milyonlarca çocuk var şu anda Türkiye genelinde. Ama yaptığımız çalışmalarla, yani sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim alanında da informal eğitimler vererek, yani farklı, yani yine Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusunda devam ettiğimiz ama tiyatrolarla, interaktif oyunlarla, atölye çalışmalarıyla veya animasyon gösteriyle çocuklarımıza bir şekilde verilmesi gereken, yine bakanlıkla beraber müfredatın dışında olan çalışmaları aktarmaya başarıyoruz. Ve bunu yine Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte sürdürüyoruz. Aynı zamanda da yaptığımız çalışmaların bazıları müfredata giriyor. Bu da esasa baktığımızda bir başarı sağlıyor eğitim alanında. Bence en önemlisi de artık ilkokuldan sonra mecburiyet var. Yani lise sonuna kadar çocuklarımız okumalı. Onun yanı sıra çocuklarımızın birçok vakıf
ortaya çıktı ve birçok vakıf gündeme gelmeye başladı ve artık eğitim, özellikle kız çocukların eğitimi üzerine gündeme gelmeye çalışmalar başladı. Ama bence beni en çok etkileyen, esasında baktığınızda, aileler arasında bu farkındalık oluştu artık. Yani aileler elinden tutup çocuğunu getiriyor. Ben yapamıyorum ama bize destek olur musunuz diyor. Anne getiriyor, baba getiriyor. Eskiden böyle değildi. Eskiden biz eve gidip yalvarırdık. Ne olur çocuklar okumalı. Yani öyle hikayeler var ki bende. Yani bir kız çocuğu ağlıyor öğretmeni bu çocuk okumalı diye. Baba hayır diyor, okula gitmemesi gerekiyor. Giderse işte böyle böyle olur gibilerinden. Artık o savaşı çok fazla vermiyoruz esasına baktığımızda. Yani tabii ki var ama pozitif anlamda bir gelişme var. O yüzden bunlar beni açıkçası çok mutlu ediyor. Yani İyi ki diyorum 28 yıl evvel başlamışım. Çünkü benim ailem çok istemedi vakıf kurarken. Hani 40 yaşlarında yap diyorlardı. Ama iyi ki bunu erken yapmışız ki çok ciddi bir yol kat ettik esasında. Çok fazla hikaye var. İlkini anlatayım. İlk karşılaştırdığımdaki beni çok heyecanlandıran yıllar evvel. Allah rahmet eylesin, babamın bana bir sözü vardı. Demişti ki, şimdilerde değil ama bir 10 yıl geçtikten sonra yaptığın çalışmanın farkına varacaksın, değerini demişti bana. Neyse yıllar geçti, böyle bir 5-6-7 yıl gibi falan da tam hatırlayamıyorum. Babamın çalıştığı yani atölye fabrikasına giriyordum. Tam girdim, arkadan biri bana bağırıyor böyle Ebru abla, Ebru abla diye çığlık atıyor. Bir bey, erkek çocuğu sesi. Şaşırdım ben de, hani döndüm baktım. Bizim eğitim veren, yani bizim okuttuğumuz öğrencimiz mezun oluyor ve babamın finans bölümünde, yani muhasebe bölümünde görev alıyor. Ama benimle babamın alakasını hiç bilmiyor, beni bilmiyor. Ve direkt geldi bana, dedi ki sen ne yapıyorsun burada diyor. Ben de tabii ona söylemedim. Babam tekstil fabrikasını işletiyordu. Dedim ki kumaş almaya, malzeme almaya geldim dedim. İşte bağışta rica edeceğim gibilerinden. Abla dedi, ben de mezun oldum dedi. Bak dedi, burada iş çalışıyorum falan. Tabii bu çok muazzam bir duyguydu. Sonra tabii bunları çok yaşadım. Yani ne bileyim, ben Garanti Bankada, işte bankada, özel bir bankada çalışan bir çocuğumuz bize bağış yapmaya başladı. Oradaki bizim şeyimizi görüyor, hesabımızı görüyor ve arıyor. Ben diyor, Ebru abla işte bunu yapmak istiyorum diyor. Veyahut dersler vermeye çalışanlar oldu. Veya okuttuğumuz öğrenciler, benim çocuklarım daha ufakken, benim çocuklarımı üniversite sınavlarına hazırlanırken dersler verdiler. Yani benim çocuklarıma da garip, yani çok güzel bir bağları oluştu. Çünkü benim oğullarım da tabii ki vakfın içinde büyüdüğü için böyle bir hikayelerimiz oldu. Torunlarımız oldu. Hatta demin anlattığım, yani babasının zor ikna ettiğimiz bir çocuğumuz, kız çocuğumuz öğretmen oluyor, eşi öğretmen oluyor. Benim açtığım sergiye geliyor. Öyle bir bana çok güzel bir sürprizdi en son sergimde. Çok heyecanlandım, dağıldım zaten. Yani gelebilecek en güzel hediyeydi bana esasına baktığımızda. Tabii ki çocuklarımızı çok görüyoruz. Yani caddede görüyorum, yürürken görüyorum, arkadan bağır diyorlar. Ve o bağ hiç koparmıyoruz. Yani tabii ki koparabildiklerimiz var. Çünkü çok çocuk sayısından bahsediyoruz ama o bağı korumaya çalışıyoruz. Özellikle şimdi bu pandemi de çok işe yaradı. Çocuklarımla ben hep online sohbetler yapıyorum. Ve üniversite sonuna doğru giden öğrencilerimizle bir gönüllü formatı oluşturduk ve küçük kardeşlerine mentorluk yapacaklar. Böyle bir sistem uygulayacağız ki o bağ gittikçe büyüsün. Çünkü bizler baki değiliz. Ben hep onu söylüyorum. Yani bizler el vereceğiz. Onlar yerlerini alacaklar inşallah. Yani sivil toplum kurumları bir ülkenin olmaz olması bence. Ve dünya standartlarında, özellikle Amerika'ya örnek alabilirsek bu konuda, bizler esasında çok eskiden, Osmanlı İmparatorluğu döneminden zaten vakıfçılık gündemde olan bir, ya onların doğrultusuna başlayan bir çalışma ve bizlerle şu anda devam ettiler. Sivil toplum örgütü özellikle bana göre devletinle birlikte işbirliği yaparak, çalışma yaparak ilerlemesi gerekiyor. Ve böyle ilerlediğiniz zaman çok daha fazla kitleye ulaşıyorsunuz. Sivil toplum örgütü siyaset üstüdür. Sivil toplum hiçbir etik gruba ait olmamalıdır. Çünkü kamudur. Yani herhangi bir insanın da gelip rahatlıkla her şeyi sorgulayabileceği, takip edebileceği o kadar açık ve şeffaf olmalıdır. Ve bir ruhu olmalıdır ve o ruhuna göre hareket etmelidir. Ve hedefinden hiç şaşmamalıdır. İşte atıyorum eğitim alanıysa, atıyorum çevre alanıysa, atıyorum hastalıkla ilgili bir çalışmaysa veya çocukla birebir bir çalışmaysa o alandan hiç sapmadan doğrultusuna devam etmelidir. Ama bu çizgisini korurken de hem devletle, hem basınla, hem de kurumlarla, yani özel kurumlarla işbirliğini sürdürebilmelidir ki çok daha fazla kitleye ulaşabilsin. Çünkü amacı farkındalık yaratmak olmalıdır. Ses getirmelidir, bir hareket sağlayabilmelidir. Bunların üzerinde devam ettiği sürece zaten başarı elde edilir ve hep
var olmalılardır. Esasında halkın sesidir sivil toplum kurumu baktığınızda. Çünkü bizler halkın problemlerini halkla birlikte çözmeye gidiyoruz. Yani biz onları atıyorum biz yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde, herhangi bir projemizde esasen gözlemlerimiz sonundan o projeler çıkıyor. Çünkü onlarla sohbet ettiğimizde işte anne babayla, çocukla sohbet ediyoruz, öğretmenle sohbet ediyoruz. Oradan bir şeyler yakalıyoruz. Ve onlar zaten sohbet ederken size çözümü de söylüyorlar. Ya böyle olsa şöyle olabilir. Orada bir kıvılcım çatıyor. İşte siz o projeyi şekillendiriyorsunuz. Ve dediğim gibi herhangi bir işte Adalet Bakanlığı, Devletin Bakanlığı veya Farklı Sağlık Bakanlığı yaptığınız proje doğrultusunda böylece bir işbirliğinde çünkü bakanlıklar da böyle şeylere mutlu oluyorlar. Çünkü her yere ulaşamıyorlar ki onlar sonuçta. Ama siz kurum olarak bir projeyle geldiğinizde onlar daha büyüyor ve daha fazla kitleye ulaşıyorsunuz. O yüzden çizgiden aşmamak, siyaset üstü olmak, direkt bunu hep altını çizerek söylüyorum. Hiçbir etik gruba ait olmamak ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve farkındalık yaratabilmeyi sağlayabilmek. Ama her ülkede muhakkak kurumlar hep var olmalı ve var olmaya da devam edecek ve çoğalmalı. Ama bu çizgileri aşmadan yani maalesef bunu sömürenler de kullananlar da olabiliyor maalesef. Bence çok mağduruz bu konuda. Bence gönüllülüğün kavramını çok fazla farkına varmıyoruz. Esasında bizim yani ben şundan hep çocuklara da anlatırken gönüllülük bir paylaşma duygusudur ve biz hayatımızı esasında paylaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri, doğduğumuzdan beri. Fakat o paylaşmanın değerini anlamıyoruz. Sohbet ederken paylaşıyoruz, işte komşuya giderken paylaşıyoruz. İşte hep şey vardır ya boş tabak gönderilmez. Bu bir paylaşımdır baktığınızda. Ama bunu hani yakalamak, bunu hissetmek, gönüllülük formatıyla bunu taçlandırıyoruz. Ama bizim doğamızda olan bir şey esasında hayatımıza sokmalıyız diyorum ben. Yani gönüllülük hayatımız içinde var olmalı. Biz onu sadece işte bir kuruma git gönüllülük yap bitti. Değil o esasında. Bana göre gönüllülük hayatımızın tamamen iç duygusuna girdiğiniz anda sürekliliği olmalı. İşte diyor ki ben çalışıyorum benim vaktim olmuyor. Ama sen esasında ne bileyim ben kapını süpürürken de gönüllüsündür. Anlatabiliyor muyum? Veyahut işte komşunun çocuğuna da ders verirken de gönüllüsündür. Ya sadece bir kurumda değil hayatımızı o paylaşmayı kendi doğamızda olan onu paylaşmayı gündeme getirmeye başladığımız sürece esasında hayatımız içinde de gönüllülük kavramını yerleştirmiş ve yapmaya başlamış olacağız. Biraz şey anlattım değil mi? Bu konuda çok şeyim çünkü. Gönüllülük, yani gönüllülükle tamamen gönüllülerle işbirliği yapmak çok zor. Çünkü dediğim gibi bunu bir isimlendiriyor ve hani bunu bir görev gibi yapıyor. Bu bir görev değil. Bu bir sizin hayatınızın felsefesi, hayatınızın içinde olması gereken bir şey. Çünkü o format yani gönüllülük, o paylaşım formatı sizi yetiştiren, sizi büyüten, sizi olgunlaştıran ve sizi siz yapan bir öğe esasında. Çünkü hiç tanımadığınız insanlara kendi yetilerinizden bir şeyler aktarmaya çalışıyorsunuz. Ve inanılmaz güzel bir paylaşım bunu yaşamaya başladığınız zaman. Ve hep şöyle bir şey vardır esasında. Çocuklukta ve ilkokuldan itibaren bu format yani gönüllülük formatını, bu paylaşım formatını bizim içimize yerleştirmek gerekiyor. Yani çocuklukta başlamak gerekiyor. Bunu bir görev olarak görmemek gerekiyor. Ama bizde bir görev olarak görüldüğü için maalesef sürdürülebilirliğin sağlanamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok yeni bir kavram bana göre. Yani biz bunu daha oturtmamız gerekiyor. Yeni yeni başlanıldı. İşte bizden ilkokuldan öğrenciler geliyor bir şeyler yapmak istiyorlar. Bakın ya ben çok mutlu oluyorum. Çünkü ilk kurduğumuzda böyle bir şey yoktu gibi. Tek ilk kurduğumuzda ben de çok gençtim. Benim yaşıma yakın gençlerden bir grup oluşmuştu. İnanılmaz işler yapmıştık. Ya size anlatamam. O kadar güzeldi ki çünkü o heyecanı yakalıyorduk. Birlikte bir şeyler harekete geçiriyorduk. İşte o heyecanı hep yakalamak için uğraşıyorum. Gönüllülük formatını tamamen oturmak için. Ya bu benim çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü kanayan yaram yani öyle yumuşak karnı falan diyeyim yani. Çok hassasım çünkü çok istiyorum bu format oturtursun. Yani herkesin bunu bir görev olarak görmektense bunu kendi hayatının yöngüsünü, döngüsü içine sokarsanız çok da keyif alacak insanlar esasında. Çok daha mutlu olacaklar. Her şey para da değil. Yani bağışla alakalı değil bu. İşte ders vermek olabilir atıyorum. İşte vakit geçirmek olabilir. Çocuklarınızla birlikte vakit geçirmek olabilir. O paylaşımı sağlayabilmeyi başarmak esasında. Nasıl benim anneannem 14 yaşında beni aş evine götürüyormuş. Ve nasıl götürüyormuş o bana o duyguyu nasıl yaşatmış. Muazzam bir şey baktığınızda. Ve ben çok mutlu oluyordum oraya gittiğimde. İşte bunun gibi o
o insanın doğasına, insanın dünyasına sokmayı başarmamız gerekiyor. Yapacağız inşallah. Ya ben kendimden pay biçeyim. Çünkü baş gönüllü olarak hani addedersem kendimi. Çünkü 28 yıllık bir serüven ve onun daha eskisi de var tabii ki baktığınızda. Demin de söylediğim gibi esasında bir hayat öğretisi, bir okul gibi bir şey bence gönüllülük. Çünkü paylaşarak demin de hani anlatmaya çalıştım, hiç bilmediğiniz kişilerle çok farklı bir alanda bir araya geliyorsunuz, tanımadığınız, geçmişleriniz çok farklı ama bir amaç uğruna bir araya geliyorsunuz. İşte Toçev de öyle oluştu esasında. O kadar farklı alanlardan gelen, işte turizmden gelen var, farklı mühendislik eğitimi almış olan var, finans eğitimi almış olanlar var. Bir araya gelip bir hedef doğrultusunda bulaşıyor ve burada egolar sıyrılıyor esasında. Egodan ayrıştırıyorsunuz. Bencillikten ayrıştırıyorsunuz. Orada biz olmaya başlıyorsunuz. Ve bir dayanışma olmaya başlıyor. Esasında o birlikte çalışabilmek, birlikte üretebilmek, birlikte bir şeyleri hayata geçirebilmek kavramı esasında gönüllülükte ortaya çıkıyor. Eğer liderlik vasfınız varsa liderlik vasfınız ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü idare edebiliyorsunuz, onu görebiliyorsunuz, onu yönetebiliyorsunuz ekibi. Onlarla birlikte o hedefe onları ulaştırabiliyorsunuz. Çözümcü olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü devamlı bir çözüm üretmeksiniz. Hep bir sorun geliyor çünkü size gönüllülük formatına. Yani kolay bir çalışma değil esasına baktığınızda. Ve birçok şeyden de aranıyorsunuz. Yani kendi o hani büyüttüğünüz içinizde zorluklar, sorunlar diye gördüğünüzden bir şekilde sıyrılıp orada farklı bir formatla uğraştığınız için, bir hedef için uğraştığınız zaman onlar da yani kendi zorluklarınızı bir zaman sonra çözüm bulmaya başlıyor hayatınızda. Çünkü oradan uzaklaştığınızı düşünmeniz daha farklı oluyor. Yani vizyonunuz artıyor, dönüşme kapasiteniz artıyor, çözüm üretme kapasiteniz artmaya başlıyor. Ya bana öğretisi çok fazla oldu, öyle diyeyim. Beni büyüttü, beni olgunlaştırdı, beni sakinleştirdi. Daha huzurlu kılmaya başladı esasında. Bence en doğru kavramlardan da bir tanesi o. Hep diyorum hani ben belli bir yaşa geldim ve hani benim yaşımdaki birçok insan yatağı altında hemen uykuya dalamayabiliyor. Benim 2-3 dakikaya alıyor çünkü garip bir huzur veriyor size. Çünkü bilmediğiniz o kadar insana, milyonlarca insana bir şekilde gönül bağınız var. Tanımadığınız insanlar. Çok güzel bir bağ bu, bunu yakalayabilmek. İşte gönüllülükte bunu yakalıyorsunuz esasında. O hani ruhunuzun rahatlaması, o ne bileyim ben o terbiye ediyorsunuz kendinizi. O nefs terbiyesini yaşıyorsunuz bazı yerlerde. Çünkü bazı şeyleri öyle bir görüyorsunuz ki aman Allah'ım, o zaman kendinize şükretmeyi öğreniyorsunuz. Teşekkür etmeyi öğreniyorsunuz. Yani çok çok büyük bir öğreti. Hayat okulu bence gönüllülük. Tabii ki çok şeyleri var ama hani ilk STK ya, sivil toplum kurumu derken şeffaf dedim ya. O samimiyet ve şeffafiyeti gönüllüye aktarmanız gerekiyor. Yani gönüllü gerçekten burada veya hangi kurum olursa olsun o kurumda nereye gittiğini, çalışmanın nereye dokunduğunu ve o değişimin neler olduğunu görebilmeli. Eğer o gördüğünü ona hissettirtebilirseniz ve onu o yakalayabilirse zaten orada çok güzel bir bağ olmuş oluyor. Yani o samimiyeti, o şeffafiyeti hiçbir zaman yok etmemeniz gerekiyor. Ve yaptığı çalışmaya dokunmalı. O dokunduğu zaman da onu hissedebilmeli. Ve onu eğer siz gerçekten yakalayabiliyorsanız o gönüllüyü, o sizden kopmuyor. Yani bizde o kadar artık yıllar yılı bizimle birlikte çalışıyor. Çünkü o güven duygusu oluştu. Çok önemlidir güven duygusu. Yani bir gönüllüye o güven duygusunu hissettirmeniz lazım. O da kuruma bağlı. Yani kurumun yaptığı çalışmalar, kurumun şeffaflığı, samimiyeti, açıklığı ve ruhu. Çünkü hani bizim kuruma girdiğiniz andan itibaren ben hep şey diyorum yani geçen anlatıyordum hatta. Pazartesiyi hani oraya gidebilmek için hani nefes aldığım alan gibi. Çünkü girdiğiniz anda o çocukların enerjisini, çocukların masumiyetini hissediyorsunuz. Çünkü biz dokunuyoruz gerçekten. Ve o çocuğu mutsuzluğu yani o çocuğun hak ettiği o gülüşü vermeye çalışıyoruz çocuklara. O yüzden onu yakalıyorsunuz. İşte kurumun da gönüllüye bunu hissettirmesi gerekiyor. O da kuruma bağlı tabii. Yani şöyle bunu açabilirim. Bizim sosyal sorumluluk projelerimizde
gönüllülüğü bir şekilde aşılamaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle yaptığımız kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, yani ulusal ve uluslararası kurumlarla çalışıyoruz. Ve orada çok fazla beyaz yakalı bulunmakta. Ve beyaz yakalılar biliyorsunuz çok yoğunlukta, aktif iş hayatında oldukları için böyle çalışmalara hiçbir zaman vakitlerinin olamadığını ifade ediyorlar ve açıkçası da olamıyor büyük ihtimalle. Bizler de yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini, yani o kurumla yaptıklarımızda, onların da doğrultusunda beyaz yakalıları projenin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Bu tabii ki çok güzel bir ivme kazandırıyor onların da hayat döngüleri içinde baktığınızda. Çünkü ne bileyim ben bir çocuk yuvası yaparken veya bir kütüphane yaparken işte boyamalarını, kitapların yerleştirmeleri, oyuncakların yerleştirmeleri ama daha sonra da çocuklarımızla birlikte onları da interaktif bir çalışmaya sokuyoruz. Böylece sahaya inmiş oluyorlar. Ve böylece de esasında onlara bir şekilde o gönüllülük formatını aşılamış oluyoruz. Hem de öyle direkt aşılıyoruz ki çünkü sahaya direkt soktuğumuzda ve o güzelliği görmeye başladığı zaman çünkü real olarak da somut olarak da bir çalışma görüyorlar. İşte bir yuva yapılmış oluyor. Yuvadaki çocukların yuvaya girdiği andan itibaren o heyecanını birebir yaşamış oluyorlar. İşte o zaman zaten onu gönüllülük formatında yakalamış oluyorsunuz. Ve ondan sonra da onlarla birlikte sürdürülebilir projeler de yapıyoruz. Ne yapabiliyoruz? İşte mentorluk yapabiliyorlar çocuklarımıza. Çocuklarımıza işte İngilizce dersi veriyorlar, matematik dersi veriyorlar gündemlerine göre. Böylece sosyal sorumluluk projeleriyle esasında gönüllülük formatının çok güzel bir bağ kurmuş oluyoruz. Yani üniversite öğrencilerinden çok fazla almaya, yani bize başvurular oluyor açıkçası. Ve üniversitelerde bunu yoğunlaştırmak istiyorum. Yani benim de hayallerimden bir tanesi o. Demin ilk başlarda söylediğim gibi esas da ilkokuldan da başlatılmasını sağlayabilmek. Onun için de hem eğitimler vermeye çalışıyoruz. Esas da ileriye dönüp TOÇEV ile ilgili çok güzel bir projemiz var. Yani yaptığımız bütün çalışmaların bir şekilde eğitim haline getirilmesi ve aktarılabilmesi. Çünkü bir sivil toplum örgütü sadece gönüllülük değil, aynı zamanda birçok alan var. İşte kaynak geliştirmesi var atıyorum. Bu da çok önemli bir ara. Ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren bölüm. Ama gönüllülük formatı esasında hani ben hep kendime örnek vermeye çalışıyorum gerçekten. Hani 28 yıldır bilfiil hiç durmadan. Tabii ki herkes benim gibi olmak zorunda değil. Ama azıcık bile hayatının bir döngüsüne onu sokabilse bu da ufak yaşta. Yani bana bir şekilde ufak yaşta esasında şırınga olarak verilmiş çaktırılmadan ailemden. Kendimi çok şanslı addediyorum bu konuda açıkçası. Çünkü annem de çok aktif rol alırdı vakıfta. Anneannem de öyleymiş. Bunu bir şekilde çocuklar, ufak yaştaki çocuklara başlatabilmek. Bunu da ilk okullarla, özel okullarla bağlantıya girerek onların yaptıkları projelere destek olmaya çalışıyoruz. Bizlerle projeler yapabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte bir çok güzel bir proje başlatmıştık biz yıllar evvel. Parmak seven kaldırsın, unuttum. Paylaşmayı seven parmak kaldırsın. Paylaşmayı seven parmak kaldırsın proje dahilinde de okudukları kitapları toplayıp ilk köy çocuklarına yolluyorduk. Ve proje o kadar büyüdü ve gelişti ki halihazırda da devam etmekte ve ben birçok okulda görüyorum bizden bağımsız da devam ettiriyorlar böyle çalışma yapıyorlar. Bu çok ufak bir örnek ama çocuğun hayatına çok önemli bir yer edecek bir örnek. Bu örneklerle başlamak ve devam edebilmek. Dediğim gibi ilkokul çocuklar ama üniversite çocuklarına da özellikle onların kulüpler kurmalarını, kurdukları kulüplerde TOCEV ile işbirliğine girmeleri için her türlü çalışmaya da bir fiil aktif olarak çalışıyoruz. Öyle diyeyim yani ekip bu konuda çok şey. Çok da devam etmek istiyorum. Ama dediğim gibi ilk anlattığım gönüllülük formatıyla anlatarak, sohbet ederek çok güzel bir format oluşturduk zaten eğitimler vererek. Ondan sonra onları çalışmaya katmak. Sadece bizde değil herhangi alanı olabilir, çevreyle zevk alabilir, çevre alanına gitsin kurumda. Ama gönüllü bir şekilde yer alsın. Özellikle yani beyaz yakalı olmadan evvel veya nerede çalışacaksa çalışmadan evvel muhakkak bir kurumda bence bir STK'da gönüllü olması gerekiyor diye düşünüyorum herkesin. Yani şöyle tabii ki gönüllülük hakkında çok detaylı konuştuk. Yani kendi özelimdekileri aktarmaya çalıştım. Üniversite dönemi sırasında bütün gençlere tavsiye etmek isterim. En azından bir belli bir dönem, belki sonra keyif alarak hayatında devam ettirebilir. Bir sivil toplum kurumunda gönüllü olarak çalışmada bulunması. Çünkü o çalışma sırasında gerçekten öğreneceği çok fazla bir şey var. Özellikle yaş hayatına girmeden hemen. Dediğim gibi liderlik ruhu ortaya çıkabilir. Bazı şeylerin kendi yeteneklerini keşfedebilir. Kendi yetenekleriyle ilgili bir çalışma yapıyorsa daha pekiştirebilir çalışmalarını.
Veyahut oradaki birliği öğrenebilir. Birlikte bir şeyler yapabilmeyi öğrenebilir. O yüzden dediğim gibi kendi bir öğretisi olarak düşünsün. Kendine de katacakları olarak düşünsün. Ve tanımadığı insanlara dokunması da hayat vizyonunu açacak. Düşünmesini genişleyecek. Daha farklı düşünmeye başlayacak. Şu örnekle kapamak isterim. Ben 2010 yılında çok dünyada hani kazanılan çok özel bir ödül kazandım ve Türkiye'den seçildim. Ve Amerika'da 2 ay boyunca bulundum. Orada özellikle de gönüllülük üzerine eğitim almak istedim ben. Yani burada eksik olduğumuz ve ülkenin de eksik olduğunu düşündüğüm için o alana açıkçası ağırlık vermek istedim. STK alanında lider olarak seçilmiştim ben. Ve benim için çok özel bir ödüldü gerçekten. Ve orada birçok kurumu gezerken, yani gönüllülük bazında kurulmuş kurumları gezerken şöyle bir örnekle karşılaştım. İşsiz olanlar, atıyorum bir bilgisayar mühendisisiniz veya programcısısınız veya işte farklı bir mimarsınız ve işsiz kaldınız bir süre. O dönem zarfında kendi yetenekleriyle ilgili vakıflarda gönüllü çalışıyor kişiler. Atıyorum bilgisayar programcısı gidiyor vakıfların programını yapıyor. Hem kendini pekiştiriyor, evde iş bulma, iş beklerken atıl kalmıyor, boşa vaktini geçirmiyor. Hem işini pekiştiriyor, unutmuyor. Hem de bu arada da iş imkanları da çünkü farklı insanlarla taşınıyor. Belki de profesyonel olarak devam edecek başka bir yerde. Bu benim hoşuma çok gitti gerçekten ve keşke bunu örnek alabilirsek diye düşündüm. Belki buradan da hani sesim duyulur. Hani iş imkanı ararken de bir vakıfta kendi alanınızla ilgili de iş yaparsanız hem işi daha rahat bulma imkanınız olabilir hem de işinizden atıl kalmayacaksınız yeteneklerinizden. İşte çizimse çizim, programsa program veya farklı alan neyse bunun adı. Kendiniz de yenilemiş, pekiştirmiş ve devamında aktif tutmuş oluyorsunuz. Belki buradan bir çağrı olabilir sizin aracılığınızla.